Fethullahçı terör örgütü elebaşı terörist Gülen'in iade edebilme ihtimalini bir kenarda saklı tutarak yurt dışına kaçış için arayış yaptığına dair elimizde çok güçlü istihbarat bilgileri var. İşte Kanada'dır, Belçika'dır, Norveç'tir, Brezilya'dır, başka ülkelere kaçma konusunda bir arayışı da var. Bu tabi ABD'nin iade sürecindeki tutumuna göre değişecek. Şimdi onlarda o psikoloji var. Yarın ABD mahkemeleri iade sürecini olumlu cevap verdiği zaman böyle bir ihtimalle karşılaşma şeyine binaen böyle bir arayış yürüyor. Ve bunu da biz çok net görüyoruz. Onun için diyoruz ki bu terör örgütü kurucusu ve yöneticisi bir yandan terör faaliyetlerine devam ediyor. Buna izin vermemek lazım. Öte yandan iade ihtimaline binaen kaçış için uygun yer arayışında bulunuyor ve örgüt üyeleri bunu devam ettiriyor. Öte yandan tabii Türkiye'nin aleyhine pek çok Türkiye düşmanlarının yaptığı türden faaliyeti hala sürdürüyor. Bunları sonlandırması bakımından bunun geçici tutuklanması önem arz etmektedir. Yargı süreci ve diğer süreçlerde bir gelişme olmaması Türk halkının da bir ABD karşıtlığını yükseltmektedir. Bugün Türkiye'de ABD karşıtlığı gerçekten yükselmiştir. Yani bunu ABD'nin yetkileri de ben eminim görüyor. Bunun ana nedenlerinden birisi bu terör örgütü liderinin, terörist Gülen'in burada serbestçe 241 tane kişinin kanında eli olmasına rağmen, bu kadar insanın yaralamasına rağmen, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünde bulunulmasına ve meclisin, Cumhurbaşkanlığının, özel harekatın pek çok yerin bombalanmasına rağmen bunu yapan gün gibi Fethullah Gülen ve o örgütün üyeleri olduğu sabit olmasına rağmen hala eli kolu serbest bir biçimde burada geziyor ve faaliyette bulunuyor olması Türk halkını ve Türkiye devletini fevkalade rahatsız etmektedir.